SGK duyurdu. O kişiler için emeklilik kapsamı genişletildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik kapsamında önemli bir güncelleme yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuldu. SGK, malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini güncelledi. Bu kapsamda kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı beyin tümörleri, behçet hastalığı, organ nakli, kemik iliği hariç, ADS, tüberküloz, siroz, uzuv kayıpları, felç, multipsikleroz, MS, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, serebral palsi, demans ve görme kaybı gibi hastalıklar malulen emeklilik kapsamına alındı. Malulen emeklilik, çalışma gücünü önemli ölçüde yitiren kişilere tanınan özel bir emeklilik hakkı. Bu haktan yararlanabilmek için kişinin çalışma gücünde ve meslekte kazanma gücünde en az %60 oranında kayıp yaşaması gerekiyor. Ayrıca başvurucunun 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme koşulunu da sağlaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya merkezlerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında aylık geliri gösteren belge işten ayrıldığına dair bildirge ve malullük durumunu gösteren sağlık raporu sunulmalıdır. SGK, başvuru sahiplerini yetkili hastanelere yönlendirerek sağlık kurulu raporu aldırmaktadır. Bu rapor, malulen emeklilik kararında belirleyici bir rol oynamaktadır. Ayrıca, işe girmeden önce %60'tan az oranda olan bir hastalığın, sonradan %60 veya daha fazla orana yükselmesi durumunda da malulen emeklilik hakkı doğabiliyor. Uzmanlar, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdürmekte zorlanan vatandaşlara bu yeni düzenlemeyi dikkatle incelemelerini ve gerekli şartları taşıyorlarsa başvuru yapmalarını öneriyor.